ishq dardini talab qildim, darmoni yo'q. Ishq yo'lida jon berganni armoni yo'q. Bu yo'llarda jon bermasang imkoni yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Qaydan topay ishqing tushdi qarorim yo'q. Ishq sadosin tunu kunu qo'yorim yo'q. Dargohingdan o'zga yerga bororim yo'q. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Ishq bozori ulug' bozor, savdo harom. Oshiqlarga sendin o'zga g'avg'o harom. Ishq yo'liga kirganlarga dunyo harom. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Oshiqlikni davo qilib yurolmadim. Nafsdan kechib haq amrini bilolmadim. Nodonlikda haq amrini bilolmadim. Har ne qilsang, oshiq qilg'il parvardigor. Yürümlü sohbetlerimiz. Allah yarabbiler medet kafasın. Allah-u Ekber. Elavun Ekberlerimiz. Elavun Ekberlerimiz. Elşen-i Ekberlerimiz. Hemen eşkı. Medet kafasın. Özleri ne yaptırsın. Bismillahirrahmanirrahim. Emirul Mumin Ali radıyallahu anhu. Kudüs Allah'a şükür. Allah'a ruhlarını sebebini kudüs kılın. Hazreti Ali babamızın nesine geldik. Ne diyeyim şimdi? Biz de yeni bahşeden şu adam atamızı ta yaratılıştan, Peygamber'in nurunu yaratılıştan başlayıp Allah tebarek teala gözünün ismi sıfatlarını Allah'ın patçalığı da kudret, güç, Allah'ın ismi sıfatları bilmeyen üzetler. Yani Allah tebarek teala şu Allah'ın ismi sıfatlarına şu kuvvetlerle verip o şeyin dışarıya çıkarış gereği oladı. Yani şu üçün ismi sıfatlar Allah'ın patçalığı kuvvet, güç, hemme saadet, hemme alemde başkaladığın kuvvet yani de isim sıfatları da durdu. Cemiyonların yaratışı, cemiyonların başkarışı, cemiyonların Allah'ın faiz ve tuhlatlarına okkeleşi, şey, isim sıfırları var galiba olardı. Allah var, Allah tebarek sağlarının gözü zaten da şu isim sıfırlarına hem mesela cazı mücessim dengen. Yani şu isim sıfırlarına o yüzden teşhargı çıkarken buladı. Şu yine Allah'ın yaratılışı, şu yerde. Allah'tan kelimeden faizli isim sıfatlara bir şekilde olardı Allah'ın paçalığı da. Ama yani paçalığı da yani isim sıfatlardan bayağı Peygamber'in nurunu yaratılırdı. Bu mümkün ile alem mesela yani Allah'ın isim sıfatlarının vacib ile vücud bar borçluluğu vacib olarak anlasın. Mümkün ile alem yani Peygamber'in nuru evvel yaratılırken olarak yani Peygamber'in nuru şu ve Allah'ın isim sıfatlarını olamga o'tkazadigan olamga taqsimlab beradigan asosiy boyaga vasila asosiy ko'prik asosiy boyaga Allohning qo'li hisoblanadigan narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'rganda Allohning qo'li bilan Allohning ana payg'ambarning nimasida foydalanib şu peygamberimiz Allah'ın kolundan şu alamda yaratı uğrar yani. Bu bundan bizler yani Adem Aleyhisselam'da yaratılışıya geldik yani. Onu buradan bu topraktan yaratı yani o şey nurunda Allah tebarak teala yani de madde alamda maddelaştırış, cevherlaştırış. Peygamberimizin nurunu şimdi cevherle kudüs edilir yanması. Yani de şu adam zattı yani de cevherle adam atamız kıldı. Allah-u Teala tıprakla bir yarattı. Ve adam atamız Allah-u Teala nurunu bu vatı verdi. Peygamberlik de verdi. Peygamberlik de okuldu. Degen sözler ettilerdi. Bu degen söz yani de Allah-u Teala'nın şu isim sıfatlarındaki emrinin kuvvetlerini hemen adam atamız gibi verdi. Adam atamızın hizmeti bayağı Allah'tan kelimeden faizde olan bir taksimde bir iş gerek.
tarqatish kerak, hamma farishtalar bo'lsin, jin bo'lsin, maxluqotlar bo'lsin, butun olamga xizmati shu dedi. Va mana shu dunyoga kelib, bu dunyoning mana shu nafsi olamida Allohdan ajrab qo'ygan bu dunyoda Alloh bilan odam zotni bog'lab turadigan ko'prik hisobida, vosita hisobida, vasila hisobida asosiy bo'layotgan xizmat bajaradi. Shuning uchun odam atamiz bu avvalgi pir, avvalgi pir bo'ladi ana shu. Va yonida Alloh taboraka taolo albatta ana shu pirga gumon qiladigan, pirga ishonmaydigan, pirga inkor qiladigan shaytonni ham yaratib qo'yadi endi. Hammasi o'sha bir ssenariyada ketaveradi, avvallab tushib ssenariyada ketaveradi, yana boshqa. Va farishtalar unga iymon keltirdilar, shuning uchun farishtalardan qoldilar. Shayton iymon keltirmasa, shu Allohning rahmatidan ajrab qoldi, ruhoniyatdan ajrab qoldi. Ana shu odam otadan kelib, hamma payg'ambarlarga shu o'tib keldi. Shu payg'ambarlar shu yo'lda dunyoni hammasini, dunyoning garishini, dunyoning nimasini, charx balagini aylantiradi mana shu nurni deb. Har xil quvvatlarda ko'rinishida keladi. Payg'ambarlarga bergan payg'ambarlarda xabar, masalan, karomatlar, mo'jizalar ko'rsatadi boyagi Musa alayhissalomning hassasiga o'xshash. Musa alayhissalom nimasiga o'xshash. Shuni o'zining hassasiga ham jon ato qilinadi. U bajarilaveradi, farqi yo'q. Nur nubuvvati hassada turgandan keyin u nur nubuvvati hassaga berdida endi Alloh taboraka taoloning amri bilan bu hassa endi u bajoyi asoyi pir, bajoyi pir deb boyagi pirning asosi pirning xizmatini qilaveradi, payg'ambarning asosi shu payg'ambarlikni xizmatini qilaveradi, chunki nurul nubuvvat shunga nisbat qiladi. Nurul nubuvvatni Alloh taboraka taolo har narsaga ham ko'rsatib qo'yish mumkin ekan. Solih alayhissalom vaqtida o'sha nurul nubuvvatni toshga qo'yildi, tosh tuya tug'ib yubordi, tuyani nima qilyapti, chunki olamning podshalarida endi ana shu nur kelib payg'ambarimizning o'zi payg'ambarimiz Alloh taboraka taolo avval meni nurimda yaratdi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini Alloh taboraka taolo moddalashtirdi, javhorlashtirib dunyoga keltirdi va o'zi ana shu nima bilan boyagi payg'ambarligini o'ziga Alloh taboraka taolo o'sha payg'ambarimizgacha bo'lgan necha milliard yillar bo'lsin xizmat qilgan nurda endi payg'ambarimiz o'zini qo'liga Alloh taboraka taolo topshirdi endi. Endi shu quvvat bilan payg'ambarimiz boyagi dinsiz bo'lgan arablarni hammasini birdaniga kamolat darajaga chiqibdi. Shuning uchun xalqni orasida dining bo'lmasa bo'lmasin, piring bo'lsin deganiga shu nurni buvatday odam bo'lsin pirning avvali bo'ladigan bo'lsa payg'ambarimiz pirlarni sultoni bo'lib dunyoga keldi. Pirni qo'lga tegdi ana Alloh taboraka taolo. Shuning uchun bizlar pir payg'ambarimizni pir quddusiya, pir sultoniya deb aytaylik endi. Odamlar tushunarli bo'lishligi uchun endi odamlar uni pirlarni endi odamlar juda nazarni tashlayveradi endi pirlarda kerak emas ular endi o'zi ham bo'laveradi degan hayolda yuradi endi. Bizlar endi pirlarni maqomi martabasini ko'tarib bu pirlar payg'ambarlik xizmatini, payg'ambarlik xizmatini davomchilari, o'sha payg'ambarimizning nurining davomchilari deb tushuntirishlar olib kirishimiz kerak. Har bir murid, har bir musulmon uchun tushunish kerak u. Shuning uchun pir degan so'zni hozir bizlar haqorat o'rnida ishlatamiz. Komil inson, insoniyatni xaloskori degan holat. Payg'ambarimiz pir qudusi bo'lgani uchun butun arab ilk ülkesine hemmesini halas etti. Şirkten, kufurdan, günahtan, hemmesinden Hazreti Ali, Ultraman deyip duran Hazreti Ali'ne özünün naibi halifesi var dedi. Şimdi aşağı bir peygamberinin nuru yani modellaştırıp hem peygamberlik olsun ki o mucizeler, Musa Aleyhisselam başka peygamberin mucizeler kursat gettim basayım.
Peygamberimizin ki o şey Peygamberin nuru nubuvvet endi. Siyasi kuvvet gelmiştir. Halifelik gelmiştir. Halifelik halatı görünüyor. O harfi halatı görüp gelişi mümkün. Şimdi Yani Musa Aleyhisselam zamanında o yani Musa Aleyhisselam hassası gibi bir adam olmasa yani onun bu yani böyle halifelik kuvvet gibi bir yani halifelik ama siyasi güç gibi düşünüşümüz gerekiyor bunu. Düşünürsen düşünüşümüz gerekiyor. Ve o Hazreti Umar Rıza, Hazreti Ebu Bakır yoktu. Hazreti Umar ki yani o şey halifelik kuvvet yani dünyanın hemmesini yani de. Cüde hem yukarı bir küçüge. Yetib vardı. Hazreti Umar da şimdi Hazreti Osman radıyallahu anh şimdi bu mehir, muhabbet, adab ve ahlakı kalamullahının Osmanlıların hemmesinin başının bir yerine koşabalığın bir kuvvet halatı geldi. İn nöbet indi Hazreti Ali kerramallahu geldi. Yani Nur'un bu adı şu adam atadan bir kirletkenliğine. Ve Hazreti Ali'de hem çoktan bakılmasılığına. Ta kıyamet günü geçe yetip başlı İmam Mehdi birimiz çıkıp da canlı öldürüp İsa Aleyhisselam üçü gün geçe. Onların hemmesi Nur'un bu adı kuvvetlerinden aşağı işler becerilişliğine bizler çinşimiz gerek. Ve aynı hazırgı bizim davrımızda hazır ki günümüzde hem aşın yolunda vat kuvvetin vardır. Meyle Hazreti Ali'den ki Hazreti Ali Karamallah dünyadan otken ekin bu nurlu kuvvetin elmaları süseyip peseyip kete oldu. Peseyip kete oldu da yani o hazır ki halat deyince de hem bir aciz halat ki kekbal kata Müslüman özü Müslüman yeterliğine gözünün gururlarımız, dünyanın bizler, padişahın başçasımız diye bir etçilik ya. Cüret kılamaydı mı halette ki baktı. Şimdi onun bu bayağı ki, şünçelik kuvvet, şavukat geyem ege bol. Şimdi bu kadar gen şünçelik nurubat, halsız geldi. Bu insanların özünün niyeti ge, insanların nümesi ge, şünçesi ge, inşancının iradesi ge. O şey, nurun nubuatı, maddi iradada idrakından kabul etmişlik, ruhani idrakından kabul etmişlik, peygamberlik idrakından, ilahi idraklarından kabul etmişlik, bağlı bulu. Maddi idrakından çıkan egin nurun nubuatı, o vata şünçelik süseyip getirdi. Fakat yani de hazır o vaxtta şu ereğin namazı okup, namazın suretini yaratıp koyup, Arap dilini okup, Kur'an'da okup koyuşluk gegene, zahiren Kur'an'da okup koyuşluk gegene, çememiz kettirdi hazırlıkta. Şeriatı bu namazın da yakın peygamber, ben ona kop gegeme, ben ona şeriat okup gegende, bu ayada hadislerde eğitip koyup, adamlar gibi kısalar eğitip birbirine koşuyordu, eğitip koyuyordu. Yani, hazır tecitti gendi. Yani o şu halet ki gelin ki nur nubuvat yani maddi nefs alamını ötkenden ki nur nubuvat nefs alamını ötkenden ki ben şeytan kuvvet gelmiş bitir. İnsanların niyeti yerse o şey şeytan kuvvet gelmiş bitir. Nefsani kuvvet gelmiş bitir. O dünyanın terakkiyatı ki hem kuvvetin dünyanın terakkiyatı ki işler sorulur. Onun bir sıfatlarını da o Nur'un bu attı mesela. Sihirlik, ismi azam, sihirlik bu. Allah'ın ilahi bir kazan diye koyulmasak. O kazandan bizler Allah tabanın rızalını tapışlık ebine sen izlesek. Dünyadan da şu kazandan da yani dünyanın tarikiyatını izleyelim. Bu dünya tarikiyatını rövarlantırışlığını Allah'a dünya, bu dünyaya nefs, Evet, sen kimsen dedi, ben kudumam dediğinden gel, hemen yerde kudu parası bak kötü dedi. Ben kudumam dedi, işlek ki, uç kötü sen misin? Şu ahır bu arada, şu nurdun bu vat, özlerine azap edilirken, azap parçası gibi, azap, cehennem azabı gibi, eğlenip bitirdi. Müslümanlar diyeyim, nurdun bu vat için de faydalandı, bundan cennetli yaratabilirmiş, cennet çıkarabilirmiş. Şimdi ben de şunun için bayağı Halis Edim Havayi Pirimiz ki iki gün vakti indi Halis Edim Havayi Pirimiz ne zamanlarda indi. İlim kattı kırvarlanırdı. İlim kırvarlanırdı. Ne oldu?
Özünün içindeki, nasıl içindeki böyle yetken ilmin zahır kılar. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti Peygamberimizin el ilm medinetun, ilm bu katta bir alam dengiz olsa Ali babuha, aynı şey ilim Hazreti Ali'nin oğluna dünyaya çarkalarda yerdi. Aşağı arkalı keresinde aşağı arkalı dünyaya. Dünyada ilim çarkalarda degen bu. Sözler etken olsa hakikaten ama aynı şey ilim. İlimin yani nur nubuvvet dünya batının zahiri ilimlerinin hemmesini hazinesi bak koyuna başlayacak. Hani şimdi bizi Şah-ı Mardin'de Hazreti Ali babamız cennet yer et dediğimiz. Çin hakikat manada Çin cennet yer ettim. Altın aşı, ikisi tağlı kuruşu, o şey de kulundan yaratıp şu tağların her bir nası altın gelen gitti. Altından ağır, şimdi bir acayip nasıllardı yer ettim. İmam Hüseyin, İmam Hüseyin babalarımız hali beşikte yaratılan vakitlerde. Şu nesilini kıldı. İfat manalarımız. Beşikte yaratılan vakitlerde. Şu nesilden bir rar, bir ilmi var adam ve akıl sınmaydı. İşemeydi, iman kirtirmeydi bu nesil. Çünkü bunlar, onlarda peygamber var, ayet var, hadis var değillerde de o nur-u nubuvvet ne meykenliğine o. O bir Allah tebarak teala'nın bir gün kuvveti kendiliğine alemin hemme nesesi aynı şu nur nubuvveti özü kulumuna kim de şu nur nubuvveti dese o şey Allah en nesesini yaratıyor. Yerse gidin cennet girgende özün cennetin özün yaratı olasın. Kalırsan altından kalırsan kumuştan kalırsan gavharlardan kızıl kok kok gavharlardan yaratı olasın. Allah en nesesini sen. Kalırsan sen cennette kardan yaratı olasın. Haklasın, uttan yaratı olasın yaratı olasın, oradan yaratı olasın. Bravo nasıl zenge, bayağı ki ziyan kılmaydıgan var, acayip atlarına yaratı olalım. Onun için ki veriliyor şu nurunu bulatın kuvvetlerimiz, hemen her sebe paydalanışımız mümkün. Biz hani şu nersege okuçularımızdı, Elşen Ova İbirimizden bana şu kuş diliminin şu nerselerini biz Nur-u Nubuvvet'in haletlerini, herhal haletlerini. Elçe Navai Pir'imizin bazı kitapları hem, kuşları hem, Ferdinand Tarpiller'imiz hem, aşın Nur-u Nubuvvet, onlar da yani edebiyat bulup geliyor. Kur'an'ın dininin esası mahiyatını edebiyat buna çöntür bir razı var. Nur-u Nubuvvet'in bir görünüşü. Hazreti Elşir Novay'ın birimizin, Ferdinand Tarp birimizin bilmesi başlarına da mı elbette? Eşen hâlatını koruyoruz bizler. Şimdi, biz şunu görüşümüz gerek. Bu ne şey? O kuşlar anda kuşların anda kuştu, kuşların anda kuştu deyip, o kuşların adamını fakat harfi bir hâlatlarını okuydu değil mi mesela? Ertekke okşatıp koyardı bayağı gel. Seyyid'in vaktindeki bizim akademiklerimiz okuyandık. Orada da Elçin Navai birimizi komünist kılıp koyuştuk hareket kıldı. Marksist, Leninist kılıp koyuştuk hareket kıldı orada. Çünkü okşaş bir üçüncüler. Çünkü bu insaniyetin ödülmesi için Hazreti Ali babamız da yani hoş anarsan. Cüda hem kudret, kuç, hem Hazreti Ali babamız da şu Haybar'ın darvasasını, 80 tonnalık darvasasını bitti koluna götürüp götürüp başlayacak. Bana şu dünya, mesela çalma diyen ağırlık degen derse çünkü var yani. Samolatlarımız 100 tonnalık samolatlar Osmanlı uçup gitti yaptı. Uçup gitmeyi de yandı. Adamlar yani var. İlmi bayağı. Aerodinamik kaynlar, kanuniyatı başı uçu yaptı deyip çindirdi de yine bana. Bunlar bir nasıl edip çindiriş gerek, bir nasıl kuruşası gerek ki başı. Bayağı ki şeytani ilimlerde hem özünün bir istidrajların, özleri çevirinde, karamatların kuruş gerek değil de adamlar yani. Çünkü her şey de. Bana 21. asırda şu an neydi olgen adam ahmak mı kudaka işan adın bu ne diyor deyip koyadığın adamların çarlıktan derse bu şimdi şimdi bu ne şey dersin şimdi de koyayım sen ey ahmak dünyanın terakkiyatı sufilerinin ilminin aldığı bir taş devir o
Kumpaya gem deyip koyarız dedi. Yani şu Hazreti Ali babamız yani hocamız mesela hazır biz nimede turibmiz? Bizler turgan joyimiz mesela ruhaniyat olamda turadigan bo'lsak jon olami bor. U jon olami moddiy olamlar yaratilyapti. Moddiy olamni jonni o'zi yaratib oladi deyapti. Shuning mana ularni hammasi shuning uchun ruh bor deb qo'yamiz. Jon bo'lsa ruhsiz bilan muomalaga kelish mumkin emas. Har bir narsa endi Allohning askarlaridan yaratiladi. O'shanda ruh quvvatlari turadi. Yani. Siz mana nimangizni mana kompyuterni ko'rib turibsiz. Endi buning ichida endi juda ham ko'p gigabayt orqasida kinolar ko'rasiz, olamni ko'rasiz, dunyoni hammasi. Endi o'shalarning shu ko'rinayotgan suratlarning salmog'i bilan sizning telefonning salmog'i qanday turadi? Tasavvur qiling. Yo'q, unda hech qanaqa salmog'i yo'q. Chunki uning salmog'i bu kompyuterning tili bo'yicha 0,1. Bir va boyagi sifr, 0 sifr bo'ladi. Bu boshqa hech narsa emas u. Uning og'irligi shu. Tasavvur qiling, siz mana shu tog', yer usti, mana galaktikalarning og'irligi ruhoniyatning oldida 0,1. Umuman og'irligi bo'lmaydi. Shuni tasavvur qilib ko'rsangiz, nima uchun Hazrat Ali 80 tonnaga darvozani uni olib ko'tardi deganga shunda aqlingiz yetadi. Bo'lmasa u aql yetmaydigan mo'jiza deb turaveramiz bizlar. Yo'q, u aqlga yetadi, aqli sig'adigan narsa chunki Hazrat Ali bo'lmoq nomini bo'lgan podshosi bo'lgan egasi bo'lgan ruhoniyatning podshosi bo'lgandan keyin u ruhoniyat olamini o'zi tasavvur qilib turgan ekan shuni boshqarib dunyoda bo'layotgan narsani o'zi boshqarayotgan ekan u jannatni yaratib qo'yadimi u Qaybarning darvozasini ko'taradimi yo bitta samolatni mondan olib ko'taradimi unga hech narsa emas hech narsa turmaydi deb aytamizda chunki bu narsani hammasi karomat shariatda karomatul avliyo haq deb qo'yadida bo'ldi shu so'z bilan tugaydi uni karomat nima ekanligini ham tushunmaymiz u nima uchun uni karomat ko'rsatishi mumkin ekanligini tushunmaymiz u qanaqa qilib u kinolarni ko'rsatib qo'yadi bu narsalarni ko'rib qanaqa qilib u manalar mo'jizalar yaratib qo'yadi deganga nima uchun ana tosh tug'ib tuya tug'iboradi nima uchun tug'adi desa biror bir mullaning aqli yetmaydi nima uchun tosh tug'adi desa unga ilmiy darajada tushuntirib ham berolmaydi nima uchun Musa alayhissalomni nimasi hassasi daryoni dengizi bo'lib yubordi birdaniga qup quruq yerga aylantirib ketdi desa xudoni qudrati deb qo'yadi uni endi holati ruhoniy holat nur nubuvatga bo'lmasa moddiy holati ularni qanday jarayon hosil bo'lishligini tushuntirmaydi ilmiy holatda shuning uchun ilmiy holatda tushuntirib ilmini tushuntirishga harakat qilyapmizki shuncha ey senda suqularni payg'ambardan ilmini oldilar taraqqiyoting senda toshlayveradi deb qo'ygan demaksiz shu ana shu narsalarni ko'rsatish uchun alloh taborak taolo boyagi abu bakr siddiq hazrat umar hazrat usmon hazrat ali karramallohlarniga boyagi nur nubuvat o'tkazib bir holatlarni ko'rsatib qo'yyapti to bizning iymonimiz payg'ambarimizga bo'lgan iymonimiz ziyodasi kuchli bo'lsin allohga bo'lgan iymonimiz ziyodasi kuchli bo'lsin to payg'ambarimizdan kelayotgan payg'ambarlarni quvvati bir og'zaki bir xayoliy ilm emas bu ilmda shunday deb qo'ydi bo'ldi uning quvvatini kuchini sezinmaydida odam bolasi quvvat kuchlarini sezinmaydi ana shuning uchun boyagi shu holatlarni ham biz endi alisher navoiy pirimizda masalan o'shani hammasini tushuntirib o'tishlikka harakat qilyapmiz endi to payg'ambarimizga shularni hammasi payg'ambarni nuri nubuvvatini payg'ambarimiz azalda avvalan payg'ambarimiz oxirida ham payg'ambarimiz zohiri ham payg'ambarimiz botini ham payg'ambarimiz bo'lib qo'yiladida o'sha payg'ambarni nurlarini quvvatlarini qanday holatlarda ko'rinishi mumkin ekanligini payg'ambarimizga iymon la ilaha illalloh muhammadu rasululloh deb iymon keltirishlik va payg'ambarimizga ummat bo'lishlikka qanday faxrli ekanligimiz qanday biz quvonchli ekanligimiz olloh deb allohni zikrini qilib qo'yganimiz uchun olloh qanday bu olloh lafzi u bir xazina ekanligini yak nafas huzuri nil sadd taxt sulaymoni bilan
bir nefes Allah deyişliğinin Süleyman Aleyhisselam'ın tahtını min tahtıdan hem efzal bırak. Süleyman'ın tahtı sonra yeryüzünden nasıl taşkarıda kuh kafu 70 bin alım var filan hem Süleyman Aleyhisselam'ın patçalığı o gün. Şimdi min tahtı Allah deyin lafızda. Çeksiz bitti Allah dediğin lafızda durdu. Allah şu sizin lafızda et bu yüzünün sizge. Şu söz ben sizin özüge bağlıp koyganın şükür anası kısın. Çiçen sen de. Sen şükür anasın. Karamat izleyim ben deysen sen. Ben korma yapman, Allah de yapman. Esel 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 degen bunan ağzım şirin bulma yaptık ki. Allah Allah degen bana hiç nasıl kirme yapman o diye. Ahmaksın sen. Tupuysa materyalist. İçige kür ruhaniyat kaşırdı. Kuruzun ağzının asıl bu gönlüken. Tıp koyamız değil mi? Allah'a şükür. Allah'a şükür. Ümmenle Allah Müslüman kılıp yaratken ege. Peygamberimize ümmet koyken ege. Ahl-i sünnet cemaat koyken. İmmat'ın pirimiz, İmmat'ın pirimiz. Hazreti Pirim bağır deyip mehtaniş bile, şimdi fakir bile eğitebilirdi o an Müslüman kılıp koyken de şükür. Bir bar deb aytishlikka farq qiladigan inson bo'lishimiz kerak. Ilm daryosi viloyatiga gavhari, olam ahliga ajoyib mazhari, anbiyo sarxayliga farzand ul, xayl odam ishira bemonand ul. Makka tovuqini Çürmekke hübûl, İgni Hazretin ayağı muhal. Katlını peygamber etkendi firar, katıldım peygamber etkendi firar, canını uynep urnige tutkan karar. Âlem afsafı zatı muttasaf. Kim sözü gemmen araf, gah levkaşaf. Mu'minlar emiri Hazreti Ali Kaddesallahu aleyhi ve sellem. O ilim deryası. Ve velilik gavharı bol. Velilik gavharı bol. Alem ahlinin arasında nayab bir kişi idi. O ilim deryasıydı. العلم مدينة بابها عليه دب خزرة تري باب خبير مبارم دايت كم قدر دم بس أنا شو علم نين دريازي دين جزء بكل نو علم İlim geçince bir ilçe. Ne mevhudur o ilim? Vahbarat. İlim deyin. Siz mektepte okuyorsunuz. Siz de yine bir meselelerin haberleri böyle bulur. O şey ilim sizin bayağı 100 milyar kletkelerinizde cahilaşadı da o ben ilim aldım. Ben institü okuyamam. Ben Ali dergahlarda okuyamam. Ben manaka fizik ben, matematik ben, manaka Katta ilimlerde yasaman degen bu yaga nerseler gibi biz fahir kıp kolamız. Bu informasyon iken, bu bu akbaratlar iken. Ana şu ilim nur nubuvattan çıkardı. Ana şu ilim, ilimin hemmesi Allah tebarek ta'ala'da ilim denen sifatı var. Bizim ulamalarımız, şu bizler yaratken cennet-i cehennem, biz yaratken olanın hepsi Allah'ın sekizde sıfatının içinde, ilim sıfatının içinde namayan böyle yaptı. İlim sıfatının içinde anayşı nefse hasıl böyle yaptı. Allah'ın ilim sıfatını taşkarga çıkıp gitmeydi. Cennet-i cehennem hemen ağlarım o zerratlar, o çeng, o tuzan, o kapır, o deccal, o becal, bedel, bedel, o hemmesi şu Allah'ın ilmi içi de bana o kompüterinin içi de böyle etken bir cereyanı o.
Şu bulletken nesi var? Allah'ın ilmini içi de bitti kişkine. Kompüteri yere koyarsan hani işin için bul yaptan şey. Acın programmalardan buluyorum bir programma. Bunu hiç kim çıkıp getirilmekti. Şimdi. Ana şu ilim, Allah'ın ilmi sıfatı, Allah'ın sıfatlardan bulunan bir sıfat. Şimdi. Peygamberimizin nurunun bu kuvvetleri yani ilim var. Hazreti Ali'ye verildi. O kişi şöyle ilimlerin dengizi bu kitabı. Ebedi lafad ahirin abid kişi böyle etken ilim yani Hazreti Ali babamızın gözünden kiptir uğradı. Allah'ın ilim sifatı Hazreti Ali babamız geçinde isnat kıp kaldım, bağlanıp kaldım, buldum. Şimdi yani Allah'ın ilim sifatını diyen Hazreti Ali'ye Allah bir koyun basa Peygamberimizin arkada, nurunu babası arkada benim yani, tasavvur buyurun yani. Kanda o çeksiz bir nesil ikenlik. Yani şunun için prosto siz mektepke bağırdığınızda, 10 yıl okuduğunuzda bayağı kitapları okup başka bir ilimliğe bulup kaldınız. Çünkü özellikle ben akademik buldum, ben Nobel premiasını aldım, ben anakı buldum, ben onun anakı buldum, profesör buldum, ben doktor buldum, magister olup buldum da bayağı şu nesillerde sizin yani, bakanadaki bölüm özünüzü şuna hibet sizin. İlanılmadır. Allah'ın varlıklarının sıfatlarından bulgen sıfat. Allah'ın sıfatlarından bulgen sıfat. Şu Allah'ın bulgen sıfatlarından bulgen sıfatını Allah'ın varlıklarından bir bendesi şunun nuruna şunun da sayısını koyup koysa bu oldu alın bu oldu. Şimdi Hazreti Ali ki Allah'ın varlıklarından hoca Hazreti Umar'a şu nurunu muvat şu halifelik kuvvet şevkatını kursatıp verdi. Hazreti Osman radıyallahu anh'u da yanında mehir muhabbeti, analik mehir yoksa ki mehir de alamda kursatıp verdi. Hazreti Ali kerramallahu babamız da yanında ilimle kursatıp verdi. Bu velayetinin, velilerinin gavharı bulup kursatı. Velilerin gavharı. Yani şu ilimlerde ilgesi bol ve veli diyen söz ilgesi boldu, dostu boldu. Şu ilimlerin Veliyle ahd deyip koyardı, şu ahdın egesi diye manada yapmışlardı. Şu velilik egesi buldu yani. Edil, her kandayı böyle kun faya kun dedi de insaniyette bayağı nasibin söz, ben kun faya kun buldum de nasibin birilerine aitken sözler varken ben kun faya kun buldum. Bu alamın hemasını ben yerdim, bu alam menge sığmaydı. Diye bugün bir cümlesi var üç. Sen cinli bop sen iken de ülkü tırıklayın tirin çili ol dedi. Ahma adamızı için ahma. Bu ne adamımızdı bilmek en dersimizin düşmanımız değildi. Şimdi Allah tabarak da anlaşıyor. Kun baya kun degen bayağı bu ol dedi bu kıyla uğradığının kudretli kudayı. Ben de seni bir koysa kudanın hazinesi kemayıp kalar mı dedi. Elbette o. Ondan Allah'ın hazinesi çeksiz. Kubaya uğradı, o hazinesin kanda ikenliğini kubaya uğradı. Bu ne bir hazine ki o kança işletsen 10 derece kubayıp dura uğradı. Şimdi bir hazine bular iken onu işletsen asın buldu o orundaki ekip kola bayağı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tabak sütünü Ebu Hureyre birimiz karnı açıp oldular değil de. Ne oldu? Roman üyüge çakırıp bir ama kendi köşede dursa Hazreti Umar öt kütüyetken eken. Anne mi dursun dese, ta hayatı oylap durdum, anne mi ilan eken, onu tafsir kalıp ötüp kütüyetken. O hayatı ben o Hazreti Umar'da ne yakışı bulan ben dedi. Hazreti. Abu Bakır Sıddık hem kapalı, anne mi dursun, şu hayatı oylap durdum, o yemiş en adı çündürüp kütü dedi. Bayağı malum sıkıver. Ha, karnını açıptı dedi. Hayır dedim yine varıp bir tabakta sütü verip bana bana diye onların hemen çakırıp gel. O şey yani özü karnı acıyor yani onları kızan yaptı yani onları içken. Ben gitmeydi kanamadım. Yok. Peygamberimiz çakı yaptı dedi. Sikiyin et onları iç. Yani gel çakırdım ha çakırdım dedi. Bak kayıttan çakırıp kamasını yap dedi. Kamasını yap dedi. Yani hemen içirip çık. Hemen karnı açan. Süt tükenmezmiş diye, yani, süt tükenmeydi. Yani. Hangi içici kubu yaptı? Ne oldu? Kısa bakırsın dikkat verdi. İçse.
Hiç duymamız. Karnım içip gitti. Üç mertte peygamberim. İç, iç dedi. Zorla yaptı dedi. Sütler dedi. Parmağımdan çıkıp gitti. Şimdi de var abi. Allah'ın hazinesi şu azizim. Onu kançelik faydalanırsan üçüncü ev köpeyip gitti oradan. Dünyanın baylığını, neftinin, gazının, altının, kümüşün faydalanırsan kemeyip koladı. Eğer Allah'ın hazinesi kemeymeyi. Çünkü kamur insan cennette hiç kim hiç narsa kızgınmaydı. Hiç kim hiç narsa gelmeydi. Hiç kim hiç doğruluk kalmaydı. Şimdi o Şeyh Hazreti Ali babamız velilikinin kavgarıydı. Velilik en açı narsa kursatardı. Evliyalık karamatlardı kursatardı, basmalardı kursatardı. Allah'ın velilerinin nurunu bu vatının kuvvetlerini mi kendilerini kursatardı onlar. Veli Allah'a bak gitti deyince, güzel makamlar, makam edildi. Yani onun şarkı deyince de kitaplar çok yazdı bu. Evliyalar tarafı deyince, Beyler Hazreti Ali babamız, Peygamberimizin velilik, evliyalık, Peygamberimizin peygamberlik nümesi en var, derecesi var Peygamberimizin. Peygamberliğin veli avulayat Kalat diyen bana. Şimdi bu layas kalatı mı? Yani dünyada kosat bir iş. Bu şu Peygamber'in oğlu oldu. Hazreti Ali babamızga verilgen bir şey. Amanatlardan bir nadlardan en zeytlerler dedi. Alim ahli arasında nayab bir kişiydi. Yani o alim ahli arasında nayab kişiydi diye böyle geldi. Bu şeyler ki hayran kalıp özümüzden. Hayran kalıp kendimizi bildirettin cümle indim. Hakikaten ama her bir insan şimdi. Şimdi o bayağı bu yazıyordu ya az Hazreti Ali şuna kıydı diye bayağı Hazreti Ali'ne kursatın bayağı kuşu böyle yapıyordu. O Hazreti Ali'nin her yerde dururken Nurhan'ın babatının kuvvetine, peygamberlikten kuvvetine bayağı ruhaniyetinin kuvvetine, ruhul kudusunun kuvvetine kurma yapmış. Ona eğitilme yaptı dedi. Şuna hiç gerek. Biz yine asasın o şu numarada o şu Hazreti Ali'nin arkasında Ruhul Kudüs'ü kursetmek için böyle yapmış. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da Ruhul Kudüs'ün kandı mehir bulup geliyetken, ananı mehir de geliyetken. Hazreti Osman radıyallahu Umar radıyallahu anh'ın kuvvet düşündüğü şevkatlilik halifalık dünyanın hemmesi padişahlık kılanlardan kuvvetli. Görünüşteyken de yine biz etmek için olamız. O peygamberler başlığının ferzende. Adamlar içi de yetiyengi yok zattır. Peygamberler ferzende. Hazreti Pirimizin ferzende bu oldu bunlar. Hazreti Pirimiz özü gelme kuşadı. O halkı vallahi. En aksi sanki bolsun da koydu. Yaşlı giden Hazreti Peygamberimizin şurası da kalıp gözünü aldı da tebiyelendi. Çünkü Hazreti Ali bu olmadı. Hoca da bir tane yaşı mekhumların hemmesi verilip Peygamberimin nezeri muhabbeti ferzend, Peygamberimin özünün ferzendiyle kurulgenirken o işin hemen istesini ötküzüp boyakladı. Yani hayat geçirip dedim. Ballarımızı, masalını. Biz eşiler için hayat geçiremiz şimdi. Şunlar için hayat geçirelim. Şunlar da ayakta duran da olan kılan, bunda kılan, bunda kılan diye. Biz hayatımız için kurban kılamız. Şimdi o şey, peygamberimizin hemen peygamberlik Hazreti Ali birimizde şimdi ötküzüp koyak kaldı değil de. Şimdi o peygamberler farzandı. Bunlar ya hiç tartıp tartıp alışının ilacı bulmaydı. Adamlar içi de gittiğin gibi yok bir gavkardır, zattır de. Mekke tamamen numal bütünü şiretken de iğne Hazretin ayaklarda Hazretin ayaklarına zina bulgendir. Kuvallıyken bütü nüme kılıp bayağı yıkıtken iken şimdi hala birimiz peygamberimiz için zina kılıp üstüden basıp şimdi.
ko'tarildi boyagi nima qilib chiqqan bo'lsa kerak, kabaga kirgan bo'lsalar kerak endi. Shuni nima qilib aytyapti, mana dunyolarning hamma butlarini sindirguvchi, dunyolarning hamma butlarini oyog'ini ostiga olguvchi bu din, bu quvvat, mana shu boyagi nurini quvvat dunyoni hammasini butlarni sindiradi. Olamni boyagi butga sig'inadigan, boshqa dinga sig'inadigan odamlarning ahmoqligi nimadan turadi? Ahmoqligi kelayotgan quvvatni, o'zining jon quvvatini, o'zining quvvatlari kuchlilari qayoqdan kelayotganligini topolmaganligi uchun. Osmon beryapti menga, ko'k osmon beryapti menga, palonchi beryapti, tuguncha beryapti, palonchi degan but beryapti, boya shayton but bo'lmasanga beryapman, unday qilyapman deb o'sha qobil degan butning atrofidagi yig'ilgan shaytonlar bir odamga keladida, shunga bir narsani ko'rsatib, bir istidrojli karomatlarni ko'rsatibdi, uning ishlarini shifo qilib qo'yadi, boshqa qilib qo'yadi, mana manga qobil beryapti deb. Shunday, shuning uchun shirk bo'ladi, shuning uchun but bo'ladi. O'shanga endi o'shalar shunday bo'lishligi shaytonlar juda katta xizmat qiladi endi. Tosh tegidan turib gapira boshlaydi, sosh gapirgan bo'ladi, senga ovoz chiqarib gapirayotgan bo'ladi, boshqa qilayotgan bo'ladi. Ana shu narsaga endi ha, mana bunaqa ekan, ha, unaqa ekan deb ana shu Allohga iymon keltirish degan so'zning asosiy ma'nosi o'shalarni hamma odamga quvvat, ilm, aql, so'z, Allohning kalom sifati hammasi Allohdan keladi. Aql sifati, ko'rish, eshitish sifatlar hammasi Allohdan bizga berilgan bir ne'matlar deb tushunishlik. Tabiatdan ko'rish yo boshqadan ko'rish yo birovdan ko'rish emas, shu tabiatdan birovdan ko'rishlik. Mana bular endi shu o'zlariga shuni suvni shu oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qatldan qochgan paytda u jonidan kechib uning o'rnida turgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamda o'ltiramiz deb, qatl qilamiz deb butun arabning qabilalari jamlashib endi o'zlar maslahat qilishib, endi o'ltiramiz deb turganda ahmoqda endi go'yo sirlashyapti, boshqa qilishyapti, shuni payg'ambarimiz bilmaydi. U odam, sen shu payg'ambarni nuridan yaralgan bo'lsang, seni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kompyuter qilib yaratibdi, seni o'zi o'ynatib turgan bo'lsa, shu bilmayman endi Alloh taolo. Ana shunaqa bizlar endi birinchidan nodonligimiz, ikkinchidan payg'ambarimizni ham tanimasliganligimiz, payg'ambarimizga hozirgi odamlarga ham shuni tanitib qo'ymoqchi bo'lyapmizki, sening harakating, sening dunyoning payg'ambarni nuridan yaralgan va payg'ambarimiz har bir ishtirok qilib turibdi. Payg'ambarni nur, payg'ambarimizning o'zi ishtirok qilib turibdi deyaveringlar. Chunki payg'ambar merosga chiqqanda butun olam payg'ambarni nuri bilan to'ldirildi, payg'ambarimizning jasadi bilan to'ldirilgan, payg'ambarimiz jasadi bilan to'ldirgan. Shuning uchun u narsadan hammasida payg'ambarimiz bordir, hamma joyda payg'ambarimiz hozir mavjuddir. Endi bularni uni qanaqa qilib butun chiqib ketishligini ham o'zi qiladi, boshqasini ham o'zi qila oladi, hech narsa turmaydi. Endi hazrat ayli bobomiz shu yerda endi u kishi endi sheru xudo bo'lgandan keyin jonini fido qilyapti. Biladi u jon payg'ambarimiz o'zi berayotgan degani, endi payg'ambarimiz o'zi bergan jon payg'ambarimiz o'zidan qizg'ansin endi deb endi shuning uchun payg'ambarimiz uni jonini fido qilgan. Shunday endi arablar endi kelishib nima qilib urarishib hammasi payg'ambarimiz oldiga kelib, payg'ambarimizni o'shaga zo'rlab hujrasiga kirib bostirib kirib boyagi o'ltiraman deb qarasa, endi nimasini yopinib yotgan bo'lsa, to'shagini yopgan bo'lsa, endi ular darrov keldi. Boyagi ko'pchilik bo'lgandan keyin nimasi bilan qilishi bilan nimasi bilan keladi endi. O't yondirib keladi, nima deyman, katta sham deymizmi, shu mashal deymiz, shu mashal bilan keladida endi.
Mashal bilan kelib qarasa Hazrati Ali yotibdi. Qaramasdan o'ltirib yuborganda Hazrati Ali o'lib ketarmidi. Bular endi Alloh taolo Hazrati payg'ambarimiz Hazrati Ali deb jon ochganda mashalni keltirib qo'ygan ko'rinmay, sen kimyotni ko'rsatib qo'ydi degan. Shunda endi o'zining jonini payg'ambarimizga tikib yubordi-da endi. Ana shuning uchun jon bizga qilgan zot Hazrati Ali bobomiz bo'ladi degan ekan. Onun zotı olam vasfları bilen olam vasflarını cennetlerken zaten bura biledi, bura kaşf etedi. Onun zotı şu olam olam sıfatlar bilen cennetlerken zaten bura biledi, bura kaşf etedi. Bura biledi, bura onu kaşf kılıp, kaşf halatta görüşü mümkün. Deyip de.